bağlama kendi Kur'an'dır. Bu bağlamayla hü diyerek başlıyoruz. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Beyden başlar dergimize. Muhammed Ali yardımcımız olsun. Şefacımız olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Hakkıyla başlar dergimiz. Niyazlarınıza kutlu. Şu canların namaz ve niyazları da Pirimiz Bedrettin Sultan'ın dergahında, Topçu Baba'nın dergahında kabul ediyor. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Akşamlarınız aşk olsun. Ak Muhammed Ali yardımcınız götürün. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sefa geldiniz. Gönlümde kini kibiri olan kalkar gider. Gönlünde kini kibiri olan canlar varsa herkesin isteği yine kendinedir. Eyvallah. Şimdi işte Bedrettin'i diyorlar bize. İşte Bedrettin'i diyorlar. Bektaşilikten 200 sene önce Bedrettin'i gelmiş. Ana bacının ruhu şahat, ümmeti hasıl ola. O zaman ile ondadır. Aliler, Veliler, Ervai için, Oğul Yeşil Donlu Sultan'ın için, Kertlerin Gülbengi'ne hü diyelim. Kavga, gürültü, bunlardan hep uzak durduk. Çünkü cemal cemale oturuyorsun. Yasin boyladı indire aşkında Yasin boyladı. Biz mabetlerimizde Şeyh Bedrettin'le başlarız, Şeyh Bedrettin'le bitiririz mabetleri. Hep birazdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayri her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için on binler verdi sekiz birini yenildiler. Şeyh Bedrettin'i Nazım Hikmet aracılığıyla keşfettim. Şu açıdan Şeyh Bedrettin destanı bence önemli. İlk kez çağdaş Türk edebiyatında bir yazar, bir şair Osmanlı tarihine dinamik bir süreç olarak bakıyor. Bu bakımdan bize yol gösteren Şeyh Bedrettin destanıdır bir anlamda. Çünkü 1930'lu yıllarda ve hiçbir araştırma imkanına sahip olmadan Bursa Hapishanesi'nde Nazım Hikmet bu işe el atmış. Şeyh Bedrettin's revolt is based on Christian-Muslim brotherhood. As much has been made of that by Nazım Hikmet and others, namely the idea that Şeyh Bedrettin tried in his revolt to
bring Christians and Muslims together and make them equals in a state, a sort of proto-communist state in which they'll share all property. Kişinin kendi doğru bildiğini, kendi hak gördüğünü hem açıklaması hem de sonuna kadar savunması, bu uğurda sözünden dönmeyerekten meydana çıkması gerektiğini, bu bir meydan okumaysa da meydan okuyarak meydana çıkması gerektiğini söylüyor Bedrettin. Bilmeye ya da bildiğini söylemeye, herkesin önünde bildiğinle ortaya çıkmaya cesaret et. Bedrettin'in düşüncesi birçok açıdan ele alınabilir tabii. Varidatta da hiçbir zaman derli toplu ve sistematik bir şekilde ele alınmıyor. Kitap bitmemiş. Ama tutarlı olarak izini sürdüğü bir takım sorular var, bir takım meraklar var ve bir takım Bedrettin'e has cevap arayışları var. Bedrettin dini gerçekleri, ki hakikat bu, hakikati insanlara aktarırken kullanılan temsilleri sorguluyor. Ne, nasıl temsil edilir? Biz bu temsil edilişten ne anlamalıyız? Bedrettin burada özellikle anlatılanın anlatılış biçimindeki yüzeysel mesaja bağlı kalmamamız gerektiğini söylüyor. Ey hak ve hakikati öğrenmek isteyen kişi, bil ki ahiret işleri cahillerin zan ve tahmini gibi değildir. Hiç şüphe etme ki semavi kitaplarda yazılı veya haberle yayılı köşkler, ırmaklar, cennet, huri, azap, cehennem ve benzeri şeylerin herkesçe bilinen anlamlarından başka manaları vardır. Ve onları ancak doğruya ermiş olanlar bilir. Genel geçer bir sürü kitapta, bir sürü vaazda, bir sürü minyatürlü temsilde örneğini bulan anlayışın yanlış olduğunu, yüzeysel olduğunu ve bundan kurtulmak gerektiğini söyleyerek başlıyor Varidat'a Bedrettin. Ve bundan sonra bu temsil teması sık sık çıkıyor. Kıyamet günüyle ilgili çıkıyor, bedenlerin dirilmesiyle ilgili çıkıyor, cennet ve cehennemle ilgili olarak çıkıyor. Ya da mesela melek anlayışında, melekler vasıtasıyla yağmur göndermek ayetindeki kavrayışı, orada kastedilen melek aslında birer doğal güç ve kudrettir diyerek yorumluyor Bedrettin. Bedenin sonu ile ilgili bölümde diyor ki, bu beden için kalım olmadığı gibi sona erdikten sonra parçaları içinde eski şekli üzerine bileşim yoktur. Onlardaki mana başkadır. Yokluğa karışan örgelerin birleşmesi ve evvelki halini bulması değildir. Bu imkansızdır. Ve Tanrı Bedrettin'e göre imkansız olanı dilemez. Bu varidat. Eklem. Bilgil ki diye tercüme ediyorlar genelde. Yani bil diye başlıyor. Varidatın bir sürü nüshası var. Yayılıyor. Bazı tercümeleri var. Çünkü aslı Arapça ama Türkçe tercümeleri yayılıyor. Bunun da ötesinde tabii varidatta kendini bulan bazı fikirler, varidatta ortaya çıkan bazı fikirler sözel olarak, şifahi olarak toplum içinde yayılıyor, yayılmış. Varidatın o kadar çok nüshası var ki 19. yüzyılda Arif Hikmet diye birisi çok kızarmış Bedrettin'e ve varidata. Piyasada dolaşır, kitap çarşılarında ne kadar varidat nüshası bulursa satın alır ve yakarmış. Buna rağmen ortalıkta bir sürü varidat nüshası var. Çok yaygın olmuş, sevilmiş, bilinmiş bir metin. Bedrettin niye asıldı? Asılırken mesela İdrisi Bitlisi diyor ki, din ve mülk fitnesi. Bedrettin'in ve taraftarlarının gütmüş olduğu dava, siyasi yol bir din ve mülk fitnesine tekabül eder diyor. Yani hem mülk tarafı var, burada mülkten kasıt mülkiyet değil de devlet, bizim daha seküler anlamında kullandığımız iktidar. Bir de din tarafı var diyor. Din fitnesi dediği de bir takım dini sorulara birçok filozof gibi bazı cevapları ararken mutaassıplara göre çizginin dışına düşmüş olması. Taraftarlarına da bu mesajları vererek halkı sapkınlığa sevk etmiş olması. Bedrettin malgré tout, même s'il y a une certaine hérésie, il est avant tout un mutalim musulman, un soufi qui à un certain moment a peut-être dérapé, c'est possible. Hani Bedrettin'in sosyal ve politik bir vizyonu var mıydı meselesi
üzerine bir sürü şey söylenebilir ama bir de Bedrettin'in hayatı var bizzat. Bedrettin'in yaşadıkları, yaptıkları, çevresindeki insanlar. Hayatı hakkında öğrendiklerimizin büyük bir kısmı torununun yazdığı menakıbnameden geliyor. Hafız Halil'in yazdığı Şeyh Bedrettin menakıbnamesi. Το αμόγνο, η Σαμώνα, μας είναι γνωστό από οθωμανικές πηγές που έφερε στο φως ο Ευστράτιος Ζεκίνης στο βιβλίο του. Ο Μπεκτασισμός στη Δυτική Θράκη. Ας δούμε πώς το περιγράφει ο εγγονός ενός σεΐχη που γεννήθηκε εκεί. Ύστερα από την κατάληψη του Δημοτήχου από τον Χατζή Μπεγή 1361, ο Γαζί Ισραήλ με τους 300 μαχητές του κατευθύνθηκε σε ένα κάστρο και συνέλαβε το φρούραρχο μαζί με την οικογένειά του. Παντρεύτηκε την κόρη του διοικητή φρούραρχου και την μετονόμασε Μελέκ, Αγγελική. Από το γάμο αυτό γεννήθηκε ο Μαχμούτ Σεϊχ Μπεντρεντίν. Bak şimdi, buradan görüyoruz bu tepe, burada da kale. Kale burada yazıldı olsun. Büyük karmaşaların, kimlik değiştirmelerin, din dolayısıyla kimlik değiştirmelerin yüz binlerce insan tarafından büyük çapta yaşandığı bir dönemden söz ediyoruz. İç içe yaşayan değişik kimlikler, gelenekler, dinler. Mesela Bedrettin'in annesi Rum, ilk eşi ve ölene kadar, kadın ölene kadar son eşi, tek eşi bir Habeş, kölelikten gelme. Oğlunun eşi bir Ermeni. Ve bunu sadece din olarak da düşünmemek gerekir. Bu insanlar değişik dillerden ve kültürlerden ninniler taşıyor, o hanenin içine efsaneler taşıyor, masallar taşıyor. 13-14. yüzyıl, 15. yüzyıldan söz ederken böyle bir toplumdan söz ediyoruz. Bedrettin böyle bir toplumda belli birlikteliklerin, belli kültürel paylaşmaların temsilcilerinden. Kimisi bunların üstünü çizmek, ezmek ve ütülemek istiyor olabilir. Ama bir yandan da Bedrettin gibi bunlara sahip çıkmak, bir şekilde bunlar arasında daha hoşgörülü ve esnek geçişler kurmak. Osmanlı Devleti'nin fütuhatı gerçekleştirdikten sonra imar faaliyetlerine girişmesinin en önemli ürünlerinden, eserlerinden birisi. Çünkü fütuhatı yapan eğer çapulcu değilse haliyle imar faaliyetlerine girişiyor. Sonunda oradan vergi toplayacak. Ayrıca halk üzerinde iktidarını meşru kılacak faaliyetler bunlar. Bedrettin Osmanlı fütuhatından sonra ortaya çıkan devletleşme tarzına muhakkak muhalif. Ama o da elbette fütuhattan sonra imar olmasını isterdi. Uzunköprü bunun çok güzel bir örneği. Uzunköprü Via Ignatia dediğimiz Adriyatik'ten İstanbul'a uzanan yani dünya ticaretinin en önemli yollarından birini, orta yol dediğimiz Avrupa ticaretine bağlayan çok önemli bir diğer yolu birbirine bağlıyor. Bir de bunların kenarında kuzeye doğru giden sağ kol var. Fütuhat, arkasından gelen imar faaliyetleri genellikle sağ kol, orta kol ve sol kol şeklinde anlamlandırılıyor. Osmanlı fütuhatından sonra nüfus artmakta çünkü yeni göçler var, iskan var. Kalenin dışına taşıyor. Bütün meydana yani Dimet Okan'ın bütün kamusal alanını biçimlendiren, kimliğini veren yapı bu. Çünkü Balkanlar'da bu tür ulu camiyi yapımı açısından bu ilk örnek yani. Kesinlikle bir yeni bir dünyanın kurulmakta olduğu dönemin insanı Bedrettin ve bunun farkında olmaması imkan. O bir Rumeli çocuğuydu. Annesi Bizanslı, babası
Gazi. Bedrettin'in babası oralarda Kırkpınar'da hatta güreş tutmuş da olabilir. Bir gazi için böyle düz bir askerlik, savaşçılık söz konusu değil elbette. Bir kere bir sportif boyutu var güreşin. Yani iyi bir güreşçi, iyi bir pehlivan şüphesiz nefsine galip gelmesi gereken, bir yerde yani tasavvufun en temel kaygısıyla örtüşen bir kişi. Tasavvufta da insan nefsini yenmeye çalışıyor. Burada güreşe başlamışlar. Burada güreşe mesela. Güreşe gitmişler. Üç karaca. Üç karaca. 600 metre var böyle. Ya yok. Tamam ne? Neyin var var. Var. 30 metre. Orada çatlamışlar. Orada çatlamışlar. İşlemiş Kırkpınar güreşleri. Ne? Buna. Yapılıyor değil mi? Burada. Kırmar. Biz seninle çıkmıştık şuradan Selimiye'yi gördük. Ne? Çıkalım bir görelim hadi gel. La seule chose qu'on peut dire de sûr, c'est que Dirne est un grand centre intellectuel dès la fin du 13e siècle, du 14e et pendant tout le 15e siècle. C'est un grand centre et là se passent toutes sortes de brassages avec des idées persanes, soufies, avec des idées juives, mais enfin juives, on ne sait pas trop, philosophiques, enfin philosophiques judéo-musulmanes, hein, on ne sait pas bien. Avec le retour à un certain polythéisme antique, et tout ça c'est au même endroit, c'est à Edirne. Donc c'est vrai que ce serait intéressant à... Bedrettin okumak için Bursa'ya gidiyor, sonra devam etmek için Konya'ya gidiyor, en sonunda Kahire'ye gitti. Çünkü Kahire o zaman ilim merkeziydi. Yani İslam dünyasında en önemli ilim merkezi. Tabii ki Şeyh Bedrettin oraya gitmiş, okumuş, çok önemli bir ulema olmuş. Düşünen, bir yandan da siyasi kaygıları olan bir insanın aslında Tebriz'e gitmemesi tuhaf olurdu. Tebriz'de Timurlular yepyeni bir şey yapıyorlar gibi gözüküyor etrafına. Bir yandan bir kıyıcılıkları var. Bir yandan da bir sürü bilgin. Muhakkak ki Timur'un, Timurluların neyin peşinde olduğunu anlamak istemiştir Bedrettin. Bu bilginlerin, bu şairlerin, bu düşünürlerin bir araya gelmesiyle ortaya ne gibi bir şey çıkacağını anlamak istemiştir. Ve belki de kendi kafasındakilere çok uyduramadı ki oradan da ayrılıyor kısa bir süre sonra. O günlerde çok yaygın olan hurufilerin fikirleriyle de tanış. Tebriz o günlerde sadece Timurluların temsil ettiği değil, Timurlulara muhalif bazı ciddi fikirlerin de temsil edildiği bir yer. Bedrettin bir sufi oluyor. Müritleri var Anadolu'da. Bu çok normal bir şey bence. Zaviye'de ders vermek, aynı zamanda ulema ve sufi olmak çok garip bir şey değil. Fetret devri bir iç savaş idi. Çok karışık bir dönem. Yabancı ülkeler kiminle anlaşacakları bilmiyorlar. Çok önemli bir ticaretleri vardı. Barış istiyorlardı.
Ankara Savaşı'ndan sonra 20 yıl devam ediyor aslında Fetret Devri. Önce bir 11 yıl kadar kemale ermiş 4 şehzade birbiriyle savaşıyor. Süleyman, İsa, Musa, Mehmet. Musa 1411'de Rumeli'de sultan oluyor. Bedrettin Anadolu'ya dönüyor. Sonra yavaş yavaş Rumeli'ne doğru gidiyor. Ve kazasker oluyor. Bedrettin'in Mısır'dan Edirne'ye dönerken kat ettiği yol normal olarak Anadolu'ya giren bir insanın diagonal bir şekilde İskenderun'dan İstanbul'a doğru ya da Çanakkale'ye doğru gitmesi lazım. Halbuki Bedrettin Tire'ye uğruyor. Orada çeşitli Türkmenlerle görüşüyor. Ondan sonra yine bir zigzag diyebileceğimiz bir yol çiziyor. Kütahya civarında dağda torlaklarla görüşüyor. Ondan sonra nihayet Çanakkale'ye ve suyu geçip de Edirne'ye gidiyor. Peki bu yolu kat etmesinin sebebi neydi? Bunlar da Bedrettin'in bazı siyasi ittifak arayışları içinde olduğunu söyleyebilir bize. Les Turcs avec la bataille de d'Ankara, ce qui fait que de toute façon il y avait cette période de une période troublée qui a dû favoriser les cette sorte de syncrétisme et de cette sorte de trou. Enfin, les gens n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, je dirais, et par conséquent, ça a pu jouer un rôle important dans cette explosion. Mehmet kazanıyor malum. Bedrettin olayı bir yerde, bir noktaya kadar Fetret Devri'nin bir devamı. Fetret Devri sırasında kavgasıya verilen mesele sadece saltanat meselesi değil. Bir yandan da hangi vizyonun, hangi geleceğin Osmanlı Devleti'ni biçimlendireceği meselesi. Musa Çelebi, when he was in power from 1411 to 1413, according to the Ottoman Chronicles, made Şeyh Bedrettin his kazasker, the head military judge, which, as far as I know, was the highest religious post in the empire. He was the highest religious authority. He was a judge responsible for justice in the army and in the empire in general. Like in the state of Musa Çelebi, he would be the highest religious authority. Ama sana canımı atsam içte gezer. Seyyid Ali Sultan Zaviyesi Vakfı Hücceti Fermanı Şeyh Bedreddin tarafından verildi. Muharrem ayı 815 Hicri, milat yılı Nisan 1412 yılında. Seyyid Ali Kızıl Deli Sultan Dimetuka Didimetikon Yunanistan'da yöresinde padişah tarafından zaviyesine verilen taşınmazların vergiden bağışlandığı, kimsenin onlara zarar vermemeleri buyurulmaktadır bu fermanda. İmam Zeynel gibi kırk yıl alasam aşk eylesine mi taşlara vursam. Şimdi fermanın çevirisi. Bu biti hüküm oldur ki ande mektup Şeyh Kızılderulu'nun köyüne evvelki beyler vakıf ve müsellem etmişlerdir. Öyle olsa ben dahi eline nişan-ı humayun verdim. Her kim bu hükümden tecavüz ederse udavendigâr katında bizim katımızda sicillü ve günahgâr olacaktır. Şeyh Bedrettin is a very interesting period in this, a very interesting person in this respect, because he was seemingly on both sides of the divide. He was a dervish, a Sufi leader, which supposedly means that he was against centralization, but he was also a kazasker. He was an official of the government. Yok,
İsmarni diye geçiyor. Simavni'nin oğlu. Camil Fusuleyn kazası erlik döneminde yazıyor bunu. Yani Camil Fusuleyn de o anlamda böyle bir taklitten kaçınan bir tavır var. Ki taklit o dönemde hakim tavır şeyde, hukuk sahasında. İlk fıkıh mezheplerini kuranlar o kadar yüce şahıslar ki onları aşmak zaten imkansızdır. Onların dediklerini taklit etmek düşer bize gibi bir tavır var. Bir de bazıları hala bağımsız kanaate varabileceğini söylüyor. Bedrettin onlardan birisi olarak hani o dönemde mesela büyük hadis kitapları daha hala yazılmamıştı diyor. Halbuki bizim kararlarımızın çoğu hadislere göre veriliyor. Demek ki o ilk mezhepleri oluşturan fıkıh adamları ne kadar yüce şahıslar olursa olsun bizim bildiğimiz bazı belgelere ve bilgilere ulaşamıyorlardı. Dolayısıyla bizim kanaatlerimiz zaman zaman onları aşabilir diyor. Kendime göre işte daha özlü ve daha rasyonel bir yapı içinde hem de onların hiç cevap vermediği bazı sorulara da cevap vererek daha yararlı bir eser oluşturacağım diyor. Hep iddialı Bedrettin. O yüzden Bedrettin'i beğenenler var, o yüzden Bedrettin'i kızıp eleştirenler var haliyle. Bir hukukçu kendi bilgisiyle, kendi tecrübesiyle, kendi görüşüyle kaynaklara döner ve oradan bir içtihat, oradan bir özgün yorum çıkarırsa, bu yorum hukuk mezheplerinin ulu kişileriyle çelişse dahi o hukukçu, o müçtehit kendi görüşünü hem açıklamalı hem sonuna kadar savunmalıdır diyor Bedrettin. Hatta belki bunu yine birazcık anakronistik olma bahasına aydınlanma çağının temel fikrine benzetebiliriz. Kant'a göre işte aydınlanmanın en büyük filozofu Kant'a göre tek bir formülle özetlesek aydınlanmayı nedir? Sapere aude, bilmeye ya da bildiğini söylemeye, herkesin önünde bildiğinle ortaya çıkmaya cesaret et. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya, avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur. Günden güne artıyor, dövülmüş demir olsa dayanmaz buna, eriyecek yüreğim. Teshilli İbni Kadı Simaven, Simavni Kadısı oğlunun teshili diyor, açıyoruz. Bedrettin'in yazdığından, kendi dilinden başına 816 senesinde Hicret'in Edirne beldesinde başladım. Sonra 818'de de İznik'te çok zorluk, mihnet, meşakkat, belalar içinde bitirdiğini söylüyor. Kitab-ı Teshil Letaifül İşarat. Teshil kolaylaştırma demek. Letaifül İşarat diye kendi bir kitap yazmış. Onu kolaylaştırmak için de bir ikinci kitap yazmış. Aydın'ın Türk köylüleri, Sakızlı Rum gemiciler, Yahudi esnafları, 10.000 mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Bedrettin'in Vek Etüdası Börklüce'nin çok önemli miktarda taraftar bulduğu topraklarda bu topraklar. Ve ilk ve Osmanlı Devleti'ne asıl uğraştıran isyanlarında yaşandığı topraklar.
Şeyh Bedrettin yıllar önce bu topraklarda onun en yakın yardımcısı Börklüce Mustafa olmak üzere bir mücadele verdi. Bu mücadeleyi Rum katılımıyla, bu mücadeleyi Yahudi katılımıyla, bu mücadeleyi tabii Müslüman topluluk başta olmak üzere katılımıyla verdi. Bu mücadele eşitlik, kardeşlik, özgürlük mücadelesiydi. Bu bizim için çok eskilere dayanan bir tarihsel değerdir. Şeyh Bedrettin Destanı'na zeyl, ek yani milli gurur adlı risalesinde de Bedrettin'i bir milli gurur olarak nitelendirir. Tıpkı Şeyh Bedrettin'in işte Hristiyan, Müslüman, Musevi tanımayan, zengin fakir tanımayan, yani dinler üstü, diller üstü, sınıflar üstü bir düzen isteyen eyleminden, kalkışmasından yola çıkarak Nazım da bunları yazar. Şeyh Bedrettin'i Hilmi Yavuz, Nazım Hikmet gibi ele almaz tam olarak. O biraz da tasavvuf yönünden ele alır. Yani sadece bir eylem adamı, devrimci bir mücadelenin öncüsü olarak ele almaz. Onun için o aynı zamanda bir mutasavvıftır. O dönemde Osmanlı idaresi ekinlere, harmanlara her şeye koyuyor. Demişler bir hafta sonra geleceğiz ve bu harmandan üretilen şeyin hepsini alıp götüreceğiz. Bir hafta sonra bir şey geliyor. Osmanlı'dan bir askeri birlik ve soruyor, kimse tek cevap vermiyor. Hepimiz yaktık diyorlar. Hepimiz yaktık. O getirecekler İzmir'e, ilan edecekler. Şeye gelince, Tire'ye geldiklerinde Aydın Bey var, şeyin, Börtüzen Şeyh Bedrettin'in adamı. Tire Dağı var. Kaçacaklar, oraya kadar gelmişler. Demişler, Torbalı üzerinden doğru Karaburun'a gidin demiş. Bedrettin'in sosyal bir programı var mıydı? Toplumsal bir hedefi, bir toplum dönüştürme projesi. Bence bunu da iki şekilde sorabiliriz. Bir vizyonu var mıydı diye bakabiliriz. Bir diğeri de bir siyasi dava güdüyor muydu diye bakabiliriz. Bence farklı şeyler. Bedrettin'in siyasi dava güttüğüne dair suçlamalar var ama kendi yazdıklarından, kendi zamanında yazılanlardan böyle bir şey çıkmıyor. Belki de Bedrettin'in belli değerlerini, belli bir sosyal hedeflerini Börklüce Mustafa bir siyasi davaya dönüştürmüştü. Börklüce Mustafa'nın Karaburun, Aydın, Sakız Adası gibi yerlerden köylüleri, Hristiyanları toplarken bir bölüşümcülük iddiasında olduğunu söylüyor. Bedrettin, c'est aussi ce qu'on appelle en français, c'est un mot peut-être une jacquerie, c'est-à-dire une révolte de paysans. C'est aussi une révolte de gens qui ont des problèmes économiques et qui se révoltent parce qu'ils sont pas contents, ils n'ont pas à manger. Dünyanın en verimli bölgelerinden biri, dünyanın en ciddi ticaret havzalarından biri olan Akdeniz'e kolayca açılan bir bölge, üreten, zenginlik yaratabilen bir bölge, büyük siyasal kargaşalar içine giriyor Bedrettin'den önceki 100-150 yıl boyunca. Buraya yeni nüfus yerleşiyor, Türkmenler geliyor. Türkmenler Hristiyanlarla ve diğer komşularıyla, Anadolularla hemhal oluyorlar, komşu oluyorlar. Sürtüşmeler oluyor ama zaman içinde simbiyotik, ortak yaşam alanları ve paylaşmalar ortaya çıkıyor. Doğru Karaburun'a gidin demiş. Ama ben gelinceye kadar, biz haber verinceye kadar Karaburun'da hiçbir şey yapmayın. Siz demişler, gittiğinizde zorluk çıkarırsa Osmanlı, Sakız'a gidin. Sakız, bak Sakız Rumları bizim en yakın dostlarımızdır. Dinleri ayrı olurlardı. Onlar sizi korur demişler. Tabii sonunda Osmanlı her yerde bunlara el koymuş, tutuklamış. Ve çoğu liderlerin çoğu Selçuk'ta idam edilmiş. Ve Börklüce Mustafa da onların arasında. Halk Börklüce Mustafa'yı Dede Sultan diye tanıyor. Ve bütün halk orada iriş Dede Sultan. İriş yani yetiş Dede Sultan. Dukas'a göre Börklüce'nin mesajlarından biri neydi etrafına insan toplarken? Köylünün ifadesine göre Hristiyanların Allah'a itikad ettiğini inkar eden her Türk bizzat kendi dinsizidi.
Bedrettin'de de bunun aynısı var. Yani Börklüce ile Bedrettin'in birbirinden o kadar uzak olmadığı varidattan çıkıyor. Bedrettin diyor ki, zaman ve mekanın tesiriyle dinlerde uymazlık görülür. Dal ve budak cihetiyle şeriatlarında, yani yasalarında, yollarında ihtilaf bulunduğu halde kök bakımından aralarında hiçbir fark yoktur. Uyumazlık yalnız ayrıntılardadır ve bu onların hak olmalarına zarar vermez. Çünkü asıl birdir. Riyazet ve ibadetin yapılış şekilleri üstünde durmak lüzumsuzdur. Hepsi aynı yola çıkar. İznik'ten bu Delorman tarafına çıkıyor Şeyh Bedrettin. Demiri babamı aşk adına bindim coştum. Benlik perdesinden geçtim. Beş parmağın suyunu içtim. Demiri babamı başındadır yeşil tacı, onu göreni olur hacı. Cümlemiz sana duvacı, demiri babamı hu. Стоянова Танева от петия клас на Сол Василевски в Радулово. Ние се зачудихме защо за такъв човек не пише в учебниците. Толкова ни беше интересно. На пети клас, приятел на историята, решихме да напишем едно есе. Компютърларда, радът, китапларда, bulduk, yazdık onları ve seçtik Maria'yı desin. Шейх Бедреддин, похода на Бедреддин по принцип стана предизвикателство за мен поради това, че той е една обединяваща фигура, която, чрез която по-лесно се води диалог. Артистите от Държавен музикално-драматичен театър Назъм Хикмет посвещаваме на вас и на всички походници по пътя на гениалния шейх Бедреддин. Çelebi Mehmet devrinde hala Fetret devrinin sarsıntısı devam ediyor diyebiliriz. Bedrettin olayı mesela. Bedrettin bir yerde Fetret devrinde ortaya çıkan güç ve vizyon çatışmasının bir temsilcisi. Hatta Çelebi Mehmet'in ölümünden sonra 2. Murat'ın tahta geçmesiyle birlikte bir Düzmece Mustafa isyanı çıkıyor. Kendisi Beyazıt'ın oğlu olduğunu iddia ediyor. Kimileri buna inanmıyor. Düzmece Mustafa mücadelesini veriyor. Kaybettikten sonra da taht ve şehzadelik iddiasından vazgeçerek derviş olduğu söyleniyor. Belki de Nefes Baba hatta Düzmece Mustafa'nın bizzat kendisiymiş deniyor.
Deli Orman'a gidince padişaha teslim olması için haber gönderiyor. Padişaha bazı yandaşları diyor ki, sen diyorlar burada padişahlığını devam ettir ama Şeyh Bedrettin diyorlar arkasında binlerce mühibi var diyorlar. O da teslim olması için haber gönderiyor. Şeyh Bedrettin oradan ona mucizesini göstermek için bir pamuğun içine bildiğimiz yanan bir kömür oradan gönderiyor padişaha. Baksalar kömür yanık ve pamuğu yakmamış. O zaman padişahlar tabii inanır mı öyle şeye, diyorlar ki ya bu diyorlar sihirbaz diyorlar. Ve inanmıyorlar yine. Tekrar yine kolluk kuvvetlerini gönderiyor Şeybedir'i yakalatmak için. Ormana girmiş. Ormandayken yani ormanı yakmaya kalkmış padişah. Sağırmış bütün askerini. Ormanı yakmaya kalkmış, çıkmış karşısına. Ne oldu demiş padişaha. Ya bir Bedreddin diye birisi girdi ormana demiş. Ormanı yakacağız, onu yakalım çünkü. Bir Bedreddin için orman yanar mı demiş ya. Ormanın içinde kaç tane canlı var? Ne kadar canlı var? Bunun içerisinde o canlılar da yanacak. Yazık, günah değil mi? Ne yapalım demiş. Tutamıyoruz. Bedreddin'i görseniz tanır mısınız? Tanırız, tanırız demişler. Bir silkiniyor Bedreddin karşısında. Buyurun diyor. Madem beni arıyorsunuz yakmayın ormanı. Götürün nereye götüreceksiniz. Kelepçeyi koyuyorlar ellerine. İki tane asker veriyorlar yanına. Yürüt bakalım. Hadi götürün. Götürürken kelepçeyi boşandırıyor Bedreddin. Ona göre güçlü mü var? Bu sefer tutuyor. Oğlum diyor, nasıl kelepçe vurdunuz bana diyor. Boşandı bu. Doğru dürüst yapın. Gene şey diyor. Biraz daha gidiyor, gene boşanıyor. Askerin biri diyor ki, baba diyor, biz sana kelepçe vuramayız. Beraber gidelim diyor. Sen bağsız git. Ve götürdüler Selez'e. Serez'in esnaf çarşısında bir bakırcı dükkanının karşısında Bedrettin'in bir ağaca asılı. Yağmur çiseliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Ve yağmurda ıslanan, yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir. Yağmur çiseliyor. Serez'de asıldı. Orayı defin edildi. Fakat onu sonra çıkardılar. Getirdiler bugün İstanbul'da mezarı. Şimdi onunla herhalde korku olduğu için mi pek Bedrettin'in böyle anma törenleri yapılmıyor. Yapılmadı bugüne kadar. Ama biz mabetlerimizde Şeyh Bedrettin'le başlarız, Şeyh Bedrettin'le bitiririz. Bence Bedrettin için en önemli mesele temsil meselesi. Temsil üzerine bu kadar düşünmüş bir adam, bu kadar derin düşünmüş birisi nasıl temsil edilir? Temsil bir şeyi hem anlatan, bir şekilde temsil eden hem de perdeleyen. Çünkü temsil ettiğinin arkasında bizim o ulaşamadığımız hakikat var. Temsilin bu ikili doğası üzerine, ikili tabiatı üzerine düşünen birisi Bedrettin. Nereye kadar bize anlatıyor, nereye kadar perdeliyor. Birçok mutasavvufun, birçok İslam düşünürünün zikrettiği çok önemli, çok iyi bilinen bir hadisi kutsi var. Ben bir gizli hazineydim, bilinmek istedim. Ya da bilinmeyi sevdim. Bunu çeşitli şekillerde tercüme etmek mümkün. Bütün yaratılışın özünde Allah'ın bu kelamını buluyor bazı mutasavvıflar. Bedrettin de bunların arasında.
Dolayısıyla yaratılışın temeline bir kere sevgiyi koymuş oluyorlar. Yunus'un diliyle söylersek sevin. İşte göklere ve yerlere ve dağlara emaneti vermek istedik. Ama onlar taşıyamadılar. Bir tek insan taşıdı. O da daha önce zalim ve cahil idi. Bu Tanrı'nın, Allah'ın bilinmek istemesi, görünmeye meyli, sevgi yoluyla ortaya çıkmaya meyli sonucu olarak ortaya çıkan yaratılışın temeline insanı koymaktan yana Bedrettin. Gözlerimden de sayında yaşlar döküle döküle. Gözlerimden de sayında yaşlar döküle döküle. Kapatın arayı, kapatın. Ah bugün dal boynuma kemen tatlı. Bir sultan aşkına, Yunus Emre aşkına, Bedrettin Sultan aşkına. Sultan, 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 dertlere derman. Allah razı olsun buyurun. Dilinizi bak olsun aynayı. Hey dost, dilinizi bak olsun aynayı. 40 yıl bu kazanda kaynar. 40 yıl bu kazanda kaynar. Daha çizip yol dediler. Hey dost, daha çizip yol dediler. Şahatayım nedir alim, şahatayım nedir alim, duva ile kaldı beni. Hey dost, duva ile kaldı beni. Nese gör gıybette dilim, nese gör gıybette. Hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Şad olsun. Bu bağlama telli Kur'an'dır. Bu bağlamayla hü diyerek başlıyoruz.